gözümsün yar, benim iki gözümsün yar. Ateşimsin, gözümsün yar, benim iki gözümsün yar. Benim gönlüm yalnız sende, şu alnımda yazımsın yar. Benim gönlüm yalnız sende, şu alnımda yazımsın yar. Al yanaklım, bal dudaklım, sende kaldı benim aklım. Al yanaklım, bal dudaklım, senden yoksa gizlim saklım. Sevgili dinleyiciler, tamamını dinleyemedik eserin, ancak biz şimdi öykümüze geçiş yapacağız. Bugün, evet, bugünkü programımızda Muğla Bodrum yöresine ait bir eser. Rüştü Gür'den alınan bir eser. 1963 yılında yitirdiğimiz Muzaffer Sarı Söze'nin hem derlediği hem de notaya aldı. Az önce de söylediğim gibi. Önce sizlere sözlerini bir anımsatalım öyküsüne geçmeden önce. Çökertmeden çıktım Halil'im, aman başım selamet. Bitez'de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Önce bir eser dinleyelim, Arzu yorumuyla bizlere Gidemem adında bir eseri seslendirsin. Sonrasında da bu eserin öyküsüne geçiş yapacağız efendim, bizden ayrılmayın. Yandım ama, öldüm ama,
taş olur yalnızlığım bana. Ağlama, sil akan gözyaşlarını ağlama. Bir de sen tuz basma gülüm yarama. Gitmeler çok zor küçüğüm, yoldaş olur yalnızlığım bana. Yandım aman, öldüm aman, sararıp soldum aman. Karbaran yollar, aklımda sevdan var. Seni bırakıp gidemem. Yandım aman, öldüm aman, sararıp soldum. Sevgili Türkü dostları, Balint FM 106.8'de birlikteliğimiz, ben Erdem Genç Türk'le devam ediyor efendim. 11.03'ü göstermekte şu anda stüdyodaki saatimiz ve türkümüzün öyküsüne geçiyoruz. Çökertmeden çıktım Halil'im. Ancak türkünün öyküsüne geçmeden önce bu türküyü sizlere o günleri yaşamış, bu türkünün nasıl oluştuğunu, nasıl meydana geldiğini birebir yaşamış bir kişinin ağzından aktarmaya çalışacağım. Öyle diyelim, onun anlatışıyla. Hey gidi günler, hey! O günler çok çok gerilerde kaldı. Halil geliyor deyince bodrumlu kızlar pencerelere koşardı. Halil de Halil hani, çam yarması gibi, kaşı gözü eli düzgün, cesur da, yiğitliği dillerde. Biz de geçtik, gençtik o zaman. Bakma şimdi saçlarımıza kar düştü. Dişlerimiz döküldü, belimizin kamburu 80 yılın yükünü taşır. Şu kırışıklıklar var ya yüzümde, nah şunlar. Keyiften gelmedi suratıma evlat. Bizim devirler başkaydı. Ne gençliğimizi sürdük, ne de bir gün gördük. Dışarıdan dış düşman, içeriden iç düşmanlar. Gün mü gösterdi bize? Gün dediysem, gün Allah'ın günü. Hepsi bir. Şu var ki memleket keşmekeş içindeydi. İşgal orduları parsellemişti yurdu. Ege'de Yunan var. Şuradan şurası benim diyor da başka bir şey demiyor. Ateş yılları anlayacağın. Belimizde piştov, elimizde Rus filintası, yatağımız sırtımızda. Dağ, taş, ova, bayır meskenimiz. Küçük Menderes'ten Köyceğiz'e, Denizli'den Bodrum'a, karış karış adım adım bilirim. Her karış toprağında alın teri vardır bizim kuşağın. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Bakma bugün kötü dediklerine, o zaman gözümüz Ruslardan gelecek yardımdaydı. Büyüklerimiz tel üstüne tel çekiyordu. Katırlar, yükü altınlar, beşli mavzerler, mermiler geliyordu. Dünya düşman olmuştu da bir tek Ruslar dost kalmıştı. Kara gün dostu oldular bize. Dağlara oluk oluk mühimmat akıyordu. Sevgili dinleyiciler, türkümüzün öyküsüne devam edeceğiz. Ancak bir eser dinleyelim. Sana malama nasıl
gidem, nereye gidem? Nasıl edem, nereye gidem? Ayın yar senin elinden, zalım yar senin elinden. Nasıl edem, nereye gidem? Ayın yar senin elinden, zalım yar senin elinden. Yetim kızı, garip kızı. Yetim kızı, garip kızı. Yüreğimi sardı sızı. Ne garaymış alın yazın. Nasıl edem, kime gidem? Nasıl edem, kime gidem? Zalım yar senin elinden, nazlı yar senin elinden. Nasıl edem, kime gidem? Zalım yar senin elinden, nazlı yar senin elinden. Nasıl edem, nereye gidem? Zalım yar senin elinden, zalım yar senin elinden. Nasıl edem, kime gidem? Ayın yar senin elinden, dumanım yarine. Sevgili türkü dostları, Muğla Bodrum yöresine ait olan Çökertmeden Çıktım Halil'im türküsünün öyküsüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zamanlar dağlar böyle kel değildi. Bir orman vardı ki dağlarda, düşman görmesin diye gece yürürdük de ağaçlardan adım atamazdık. Şimdi nerede o ormanlar? Bir yandan yangın, bir yandan keçi mahvetti ormanları. Ovalar desen böyle ekimli, dikimli değildi. Diz boyu bataklık vardı ovalarda. Sazlık vardı. Şaşırıp da gireni yutardı sazlar. Koca koca yaban domuzları, çakallar, kurtlar cirit atardı sazlıkta. Ya işte böyle yiyen. Lafı nereden açtık, nereye vardık? Demem şu ki devir eski devir. Bir yandan işgalcilerle boğuşuyoruz, öte yandan Osmanlı'nın seçip başımıza gönderdiği yöneticilerle. Düşmanı kovalarken bir yandan da işbirlikçilerle boğuşuyoruz, muhbirlerden koruyoruz kendimizi. Diyeceksin ki ilkin bir Halil diye tutturdun. Sonra evirip çevirip Yunan'a, Osmanlı'ya getirdin sözü. Haklısın ama Halil'le bunların bağı var. Olmasa bunca derinleştirmezdim meseleyi. Sevgili dinleyiciler, bir eser dinleyelim, kaldığımız yerden devam edelim ondan sonra. Thank you.
beni sevmezsin biliyorum ya. Dalda kavuşur ben sana asla, sen benim olmasın biliyorum yar. Sen beni sevmezsin biliyorum. Sevgili dinleyiciler, türkümüzün öyküsüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısa bir reklam arası verelim. Bizden ayrılmayın. Hainsem. Kış yaklaşınca havalar soğur, kuşlar sıcak bölgelere göç eder. Ama artık kışlar sizin için sıcak geçecek. Şimdi doğalgazda 300 milyon abonelik bedeli 6 taksit. Güvence bedeli 4 taksit. Her 25 bininci aboneye kombi, 150 bininci aboneye kombi artı 1 milyarlık çek. Bu fırsatı kaçırmayın. Son gün 21 Ekim. İGDAŞ. Zamanın modasını Revello ile yakalayın. En ince ayrıntısına kadar mükemmel teknik. Klasiği modernle birleştiren özgün bir dizayn. İşte şıklık ve teknolojinin kusursuz birlikteliği. Revello, zaman değerlidir. Sevgili Türkiye dostları, reklam kuşağının hemen ardından kaldığımız yerden öykümüze devam ediyoruz. En son ne demiştik? Diyeceksin ki ilkin bir Halil diye tutturdun. Sonra evirip çevirip Yunan'a, Osmanlı'ya getirdin sözü. Haklısın. Ama Halil'le bunların bağı var. Olmasa bunca derinleştirmezdim meseleyi. Halil, yiğit. Çok mert bir delikanlı. İyi de silah kullanıyor. Yurdunu, ulusunu da çok seviyor. Öyle üç kuruşluk mevkiye baş eğip teslim olacak cinsten değil. Kim gibi derseniz, bir Bodrum kaymakamı vardı. Halk düşmanı, işgalcilerin çömezi, İstanbul'un da gözde adamı. Astığı astık, kestiği kestik o zamanlar. Adına da Çerkez kaymakam diyorlar. Kurban olsun Çerkezlere de, kaymakamlara da. Halk arasında kalleş kaymakam diyorlardı zaten. Kalleşlik söz konusu olunca da onu gösterirlerdi. Emrinde kolcular, zaptiyeler, bir eli yağda, bir eli balda. Yediğini yiyor,
yemediğini atıyor arkasına. Zevk, eğlence, trip, sandal sefaları, gece alemleri, bir dolu da çömez var çevresinde. Kimisi Allah ömürler versin kaymakamımıza, çok yaşasın deyip etek öpüyor, kimi de fedailiğini yapıyor. Bir yandan da milletin kıtlıktan kırıldığı günlerde yağlı ballı yemekler eksik olmuyor sofrasında. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir eser arası verelim, bir türkü arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kimseye değmez nazar. Hakkını yersem insanın, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim. Hakkını yersem insanın, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim. Kara dersem al gözüme, kara dersem al gözüme, baykuşlar konsun gözüme, baykuşlar konsun gözüme. Bakamazsam dost yüzüne, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim. Bakamazsam dost yüzüne, İçim rahat etmez ben. İçim rahat etmez benim. Rastlarsam bir garibana, üzülürüm yana yana. Yardım edemezsem ona, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim. Yardım edemezsem ona, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim. Kara dersem al gözüme, kara dersem al gözüme, baykuşlar konsun gözüme, baykuşlar konsun gözüme. Bakamazsam dost yüzüne, İçim rahat etmez benim. İçim rahat etmez benim.
bakamazsam dost yüzüne. İçim rahat etmez benim, İçim rahat canım etmez benim. Sevgili dinleyiciler, Muğla Bodrum yöresine ait Çökertmeden Çıktım Halilim adlı türkünün öyküsüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsanın soysuzu, bel kemiksizi sürüngenlerden beter oluyor. Kaymakam dediğin Bodrum'un en büyüğü ama şimdiki kaymakamlar gibi değil. Şimdiki kaymakamların başı yasaya bağlı. Hak, adalet, yasa var ellerinde. O zaman nerede adalet, nerede yasa? İki dudağı var kaymakamın, bir de bu iki dudak arasından çıkan söz. Vur vur, kır kır. Böyleyken böyle, Halil bu. Çerkes kaymakam da ortada, bir de Çakır Gülsüm var. Gülsüm de Gülsüm, bakmaya kıyamazsın. Güzelliği tüm Bodrum yöresinin dilinde. Gülsüm, Bitez Yalısı'nda oturuyor. Bitez Yalısı da Bodrum'a bir saat çeker çekmez. Sahilde şipşirin bir köy. Köyün yakınlığından adına Bitez Yalısı demişler. Bitez'den söz edenler bir şey daha ekliyor köyün adına. Gülsüm'ün köyü Bitez diyorlar. Bir de şu var ki, kim ki Gülsüm adını alırsa ağzına, arkasından da Halil'i söylüyor. Halil'i dillendiriyorlar. Çakır gözlü Gülsüm, Ceren Gülsüm, Selvi boylu Gülsüm diyen, arkasından da ama Halil de yiğit çocuk, Halil de Efe, yakışığı yerinde onun da. Neme lazım, ikisi çok yakışıyor birbirine. Bir de baş göz olsalar, çoluk çocuğa karışsalar diye ekliyor ardından. Gülsüm güzel, Gülsüm Ceren gibi. Gülsüm'ün adı dillerde. Bunca dillenen güzellik Bodrum kaymakamının kulağına ulaşmaz mı diyoruz efendim ve devam edeceğiz. Az sonra bir türkü dinleyelim. Akşam oldu, bir kez daha güneşim battı. Yalnızlık hep odamda, sensizlik canıma yetti. Yalnızlık hep odamda, sensizlik canıma yetti. Şimdi çok uzaklarda, belki de gülüyorsun. Bense bitmeyen bu yolda, adım adım çok uzaklarına, belki de gülüyorsun. Bense bitmeyen bu yolda, adım adım
geçme zayıf. Yok oldu şaniden dağılır. Durup durup düşünürüm, gözlerimden hayalin damlar. Durup durup düşünürüm, gözlerimden hayalin damlar. Şimdi çok uzaklarda kendince yaşıyorsun. Bense dönülmez bir yerde rüzgarla savruluyorum. Şimdi çok uzaklarda kendince yaşıyorsun. Bense dönülmez bir yerde rüzgarla savruluyorum. Akşam oldu. Sevgili dinleyiciler, türkümüzün öyküsüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir hatırlayalım. Halil de yiğit çocuk, Halil de Efe. Yakışığı yerinde onun da. Deme lazım ikisi çok yakışıyor birbirine. Bir de baş göz olsalar, çoluk çocuğa karışsalar diye ekliyor ardından. Gülsüm güzel, Gülsüm Ceren gibi. Gülsüm'ün adı dillerde demiştik. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bunca dillenen güzellik Bodrum kaymakamının kulağına ulaşmaz mı? Varıp ulaşıyor kaymakamın kulağına, varıp ulaşıyor ki bir taşla iki kuş vuracağız diye seviniyor çömezleri. Hem çıkarlarına taş koyan Halil'in yavuklusunu alacaklar, hem de Çerkez kaymakama yaranacaklar. Bir güzel doldurmuşlar adamın kulağını. Gülsüm Bodrum yöresinin en güzel kızı. Halil gibi baş kaldırmış bir kaçkının eline düşerse yazık olur. Araya gider Gülsüm. Saraylara, köşklere layık bir kız Gülsüm. Çakır gözlü, sırma saçlı, Ceren gibidir Gülsüm deyip bir güzel şişirmişler Bodrum kaymakamının kulağını. Arkasından da sen yeter ki emret. Değil Gülsüm, 10 tane Gülsüm olsa getiririz. Halil zaten dağda, çetelerle dolaşıyor. Kim bilir hangi dağda silah çatmıştır eşkıyayla. Çerkez kaymakam zaten hazır. Hem güzel Gülsüm'e sahip olacak, hem de büyüklerinin kulağına kadar gitmiş olan bir Efe'nin yavuklusunu kaçıracak. Daha da yaranacak onlara. Sözü dolandırmaya ne gerek yiyen? Daha dün gibi gözlerimin önünde gönderdi kolcularını Bitez yalısına kaymakam. Bir feryat, bir figan sarıp sarmalayıp götürdüler Çakır Gülsüm'ü, götürdüler ya. Herkesin gözü Halil'de, kuşun kanadından, rüzgarın sesinden duyar da gelir Halil diyorlar. Gelecek mi, gelmeyecek mi sevgili dinleyiciler, az sonra öğreneceğiz. Önce bir türkü arası verelim. Thank you.
sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Sevgili türkü dostları, öyküye kaldığımız yerden devam etmeden önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Hain Sam. Kış yaklaşınca havalar soğur, kuşlar sıcak bölgelere göç eder. Ama artık kışlar sizin için sıcak geçecek. Şimdi doğalgazda 300 milyon abonelik bedeli 6 taksit, güvence bedeli 4 taksit. Her 25 bininci aboneye kombi, 150 bininci aboneye kombi artı 1 milyarlık çek. Bu fırsatı kaçırmayın. Son gün 21 Ekim. İgdaş. Geleceğini güvence altına almak isteyen gençler, sizi Eresinli olmaya davet ediyoruz. Özel Eresin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, meslek yüksek okullarına sınavsız giriş imkanı sağlıyor. Kayıtlarımız devam ediyor. Telefon 0212 643 43 43 643 43 43. Bahçeli Evler, İstanbul. Balis Bahçe her mevsim size özel ürünlerle hizmetinizde. Yine bu sonbahar ve kış çok şık olacaksınız. Kaliteli, zevkli, renkli ve bol seçenekli ürünler sizleri bekliyor. Unisex kot pantolon 26 milyon 500 bin lira, erkek kot mont 35 milyon 500 bin lira, bayan kot mont 32 milyon 500 bin lira, gabardin kanvas pantolon 23 milyon 500 bin lira, gabardin mont 29 milyon 500 bin lira. Şıklığın adresi Balis Bahçe, Küçükçamlıca'da. Telefon 326 74 54. Yumuşak, sıcacık bir dokunuş. Trikonun güzelliğini Balis Bahçe'de yaşayacaksınız. Bayan ve erkek trikolar sadece 9 milyon 900 bin liraya sizin olacak. Balis Bahçe Küçükçamlıca'da. Telefon 0216 326 74 54 326 74 54. Sevgili dinleyiciler, Balins FM 106.8'deki birlikteliğimiz ben Erdem Gençtürk'le devam ediyor efendim. 11.38'i göstermekte şu anda stüdyodaki saatimiz. Evet, bugün Muğla Bodrum yöresine ait Çökertmeden Çıktım Halilim adlı türkünün öyküsünü anlatıyorduk ve kaldığımız yer, önce bir hatırlayalım sonra da devam edelim. En son ne söylemiştik? Çerkes kaymakamı zaten hazır. Hem güzel Gülsüm'e sahip olacak hem de büyüklerinin kulağına kadar gitmiş olan bir efenin yavuklusunu kaçıracak. Daha da yaranacak onlara. Sözü dolandırmaya gerek yok yiyen. Daha dün gibi gözlerimin önünde. Gönderdi kolcularını Vitez yalısına kaymakam, bir feryat, bir figan sarıp sarmalayıp götürdüler Çakır Gülsüm'ü. Götürdüler ya. Herkesin gözü Halil'de. Kuşun kanadından, rüzgarın sesinden duyar da gelir Halil diyorlar. Demiştik ve devam ediyoruz efendim. Diyenlerin bir bildiği varmış meğer. Gülsüm'ün apar topar içine atıldığı sandal, kıyıdan uzaklaşmak üzereyken, Çökertme tarafından hızlı hızlı gelen bir sandal gördük. Sandalın kürekleri kanat gibi açılıp açılıp kapanıyordu. Bir yandan Vitez yalısından Bodrum'a doğru giden kaymakamın kolcularının sandalı, öbür yandan Vitez yalısına girdi girecek Halil'in sandalı. Yanında en güvendiği arkadaşı İbrahim Çavuş da vardı Halil'in. İbrahim Çavuş asılmış küreklere, Halil de ayakta elini siperlemiş gözüne. Kolcuların sandalını gözlüyor. Millet sahile dökülmüş, yürekleri ağzında seyrediyor olanları. Halil'in sandalı uçuyor gibi, iki sandalın burun buruna gelişi, vuruşmanın başlayışı dün gibi taze gözlerimde. İlkin patlayan silah sesleri duyduk. Ardından Gülsüm'ün figanı, İbrahim Çavuş'un feryadı, Halil'in sandalı kanatları kırılmış kuş gibi kaldı yerinde. İbrahim Çavuş kapanmış sandala haykırıyordu. Gitti, yiğit Halil gitti, vurdular Halil'i. Kalleş kaymakamın adamları vurdu Halil'i. Sevgili dinleyiciler, devam edeceğiz öykümüze kaldığımız yerden. Ancak iki türkü dinleyelim ondan sonra. (Gülüyor)
ayrılık acısı ciğer deliyor. O yarın sevdası serden gitmiyor. Ayrılık acısı ciğer deliyor. O yarın sevdası serden gitmiyor. Ay oldu, yıl oldu, geri dönmüyor. Yıl oldu, ay oldu, geri dönmüyor. Gel gülüm, gel canım, gel de öyle git. Akan gözyaşımı sil de öyle git. Gel gülüm, gel canım, gel de öyle git. Akan gözyaşımı sil de öyle git. Acırım sensiz geçen o çağlara. Gel gülüm, gel canım, gel de öyle git. Akan gözyaşımı sil de öyle git. Gel gülüm, gel canım, gel de yine git. Akan gözyaşımı sil de yine git. Gel gülüm, gel yârim, gel de öyle git. Akan gözyaşımı sil de öyle git. Gel gülüm, gel yârim, gel de öyle git. Hain sen.
taşamaya gücüm yok. Seviyorum seni çok sevdim. Sevgili dinleyiciler, öykümüze devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ancak az önce nerede kaldıydık bir hatırlayalım. Millet sahile dökülmüş, yürekleri ağzında seyrediyor olanları. Halil'in sandalı uçuyor gibi, iki sandalın burun buruna gelişi, vuruşmanın başlayışı dün gibi taze gözlerimde. İlkin patlayan silah sesleri duyduk. Ardından Gülsüm'ün figanı, İbrahim Çavuş'un feryadı, Halil'in sandalı kanatları kırılmış kuş gibi kaldı yerinde. İbrahim Çavuş kapanmış sandala haykırıyordu. Gitti yiğit Halil gitti, vurdular Halil'i. Kalleş kaymakamın adamları vurdu Halil'i. Devam ediyoruz efendim. Sahildekiler atladılar sandallara. Kolcuların sandalı Bodrum'a hızla Gülsüm'ü götürürken Halil'in sandalı da ağır ağır sahile yaklaşıyordu. Sahil ana baba günü, iğne atsan yere düşmez. Sonra sandaldan çıkardılar Halil'i, oluk oluk kan akıyordu. İbrahim Çavuş'un kollarında verdi son nefesini. Sonra kalabalığı bir uğultu sardı, bir hıçkırık, bir gözyaşı seli. Bunların arasından da yanık, içli bir ses yükseldi, ağlayan, ağlatan. Çökertmeden çıktım Halil'im. Aman başım selamet, Bitez'de yalısına varmadan, Halil'im aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı, ciğerime ateş saçtı, aman kurşun yarası. Güvertede gezerken, aman kunduram kaydı, ipekli mendilimi aman iyi rüzgar aldı. Çakır da gözlü Gülsüm'ümü, Çerkes kaymakam aldı.
burası da aspat değil Halil'im. Aman bir tez yalısı, ciğerime ateş saçtı, aman kurşun yarası. Gidelim, gidelim Halil'im, çökertmeye varalım. Kolcular gelince de Halil'im, nerelere kaçalım? Teslim olmayalım Halil'im, aman ateş saçalım. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısı, ciğerime ateş saçtı, aman kurşun yarası. Başım sana amen. Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım sana amen. Bir ters yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Bir ters yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Kardeşim İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ına emanet. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Nerelere kaçalım? Kolcular gelirse Halil'im, nerelere varalım? Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim olmayalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Güvertede gezerken aman kunduram kaydı. Aman kunduram kaydı. İpek liman dili Halil'im, türizi yaraldı. İpek liman dili Halil'im, türizi yaraldı. Çakırda gözlü gül sütünü,
Herkes kalma kamaldi. Sakın da gözlü gülsümünü. Herkes kalma kamaldi. Burası da asfalt değil mi Halil'im? Aman vites yalısın. Yüreğime ateş aldı. Aman kurşun yarası. Burası da asfalt değil Halil'im, aman vites yalısı. Yüreğime ateş aldı, aman kurşun yarası. Halil's FM. İngilizce hazırlık sınıfı, yaz aylarında ücretli staj olanağı ve meslek yüksek okullarına sınavsız giriş imkanıyla eğitimde doğru adres, Özel Eresin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Kayıtlarımız devam ediyor. Telefon 0212 643 43 43 643 43 43. Bahçeli Evler İstanbul. Yumuşak, sıcacık bir dokunuş. Trikonun güzelliğini Banis Bahçede yaşayacaksınız. Bayan ve erkek trikolar sadece 9 milyon 900 bin liraya sizin olacak. Banis Bahçe Küçükçamlıca'da. Telefon 0216 326 74 54 326 74 54. Sevgili türkü dostları, reklam kuşağının da ardından devam ediyoruz programımıza. Evet, bugün Muğla Bodrum yöresine ait Rüştü Gür'den alınan Muzaffer Sarı Söze'nin hem derlediği hem de notaya aldığı Çökertmeden Çıktığım Halil'im adlı türkünün sizlere öyküsünü anlatmaya çalıştım bugünkü programımızda. Ve Muzaffer Sarı Söze'n pek çok türküye, biz türkü severlerin gönüllerinin angı köşesinin en mümtaz yerine çoktan mihman olmayı başarmış türkülere derlemeci olarak imzasını atmış bir kişiydi. Kısaca ondan bahsetmek gerekirse, böyle sevilen türkülere derlemeci olarak imza atan Muzaffer Sarı Sözen'den bahsetmek gerekirse, öncelikle 1899 yılında doğdu, 4 Ocak 1963 yılında kaybettik Muzaffer Sarı Sözen'i. Halk müziğinin bünyesinde ve temelinde çok seslilik özellikleri yatmaktadır. Çok seslilik halk müziğinin bağlamasında, kavalında, tulumunda, kemençesinde, kemanesinde, çiftesinde ayrı ayrıdır diye Türk Halk Müziği adlı kitabında yayınlamıştı bunları. Oradan küçük bir alıntı yaptık. Ve Muzaffer Sarı Sözen 1899 yılında Sivas'ta doğmuştur sevgili dinleyiciler. 1937 yılından başlayarak 1953 yılına kadar at sırtında, eşek sırtında ülkeyi adım adım dolaşarak türküleri, ezgileri derledi. 10 bin civarında halk ezgisini mum plaklara, taş plaklara kaydetti. Sistemli bir şekilde notaladı. O günün koşullarında bile bilimsel bir arşiv gerçekleştirdi. Bir bakışta derlemenin kim tarafından, hangi yıl, hangi yöreden, kimden alındığını, kaynak kişinin kim olduğunu anlamak mümkündür Sarı Sözen arşivinde. Ayrıca derleme gezilerinden topladığı mey, cura, bağlama, çifte kaval, tulum, davul, zurna, tef, darbuka gibi halk sazlarından oluşan bir koleksiyon oluşturdu. 1946'da Yurttan Sesler Korosu'nu kurarak türküleri ilkin koro üyelerine, sonra da Bir Türkü Öğreniyoruz adlı programla tüm Türkiye'ye öğretti. Bu ilk koro 1941'de bir sınav sonucunda şu isimlerden oluştu. Önce Muzaffer Akgün, Kıvılcım, Neriman Altındağ, Sarı Sözen Tüfekçi, daha sonra Ali Can, Turhan Karabulut, Sabahat Karakulak, Nurettin Çamlı'da. Muzaffer Sarı Sözen öncesi Türk Halk Müziği klasik Türk müziğinin bitiminde katkı olarak çalınıp söylenirdi. Halk müziği sazları taşımak her baba yiğidin harcı değildi. Radyoya bile ilk zamanlar saklı gizli sokulurdu Türk halk müziği sazları. Bu konuda da Cumhuriyet öncesi saray kültürünün izlerini silmek kolay olmamıştı. O günün koşullarında halk müziğinin sahiplerine verilen değerle, yani oy hakkı olmayan, üretimde yeterli payı olmayan, siyasallaşmamış,
örgütsüz halk kesimlerinin toplumsal yerine uygundu verilen değer. Sarı Sözen bu alandaki tüm tabuları yanına aldığı 3-5 özverili çalışma arkadaşıyla yıkan ilk insanlardandır. Yaptığı derleme çalışmaları, radyo çalışmalarının yanı sıra bu konuda birçok makale ve kitaba da imza atmıştır. Seçme Köy Türküleri, Yurttan Sesler, Halk Müziği Usulleri kitaplarını yayınlamıştır. Ve Neriman Altındağ, geçtiğimiz programlarda sizlere anlatmıştık. Neriman Altındağ, tüfekçi. Neriman Altındağ hanımefendi ilk olarak Muzaffer Sarı Sözen'le evlenmişti. İkinci evliliğini de Nida Tüfekçi ile gerçekleştirdi. Bu da geçtiğimiz programlarda size anlattığımız bir konuydu efendim. Şimdi Burhan Çaçan'dan dinleyeceğimiz bir eserle programımıza devam ediyoruz. Söz ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait olan bir eseri yorumlayacak Burhan Çaçan, Memik Oğlan. Ve bugünkü programımızda son kez fax numaramızı da hemen anımsatalım. Programımızın mihmanı olmak istiyorsanız fax yoluyla 0216 alan koduyla 325-7390. Tekrar ediyorum efendim, 0216-325-7390 fax numaramız. Uyu memik oğlan
Sevgili türkü dostları, Balins FM 106.8'deki birlikteliğimiz ben Erdem Genç Türk'te devam ediyor efendim. 12'yi 8 dakika geçmekte şu anda stüdyodaki saatimiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların hemen ardından yeni sizlere dinletmeye başladığımız Şinasi Kula sırayı alacak. Söz ve müziği kendisine ait olan bir çalışmayı seslendirecek. Selam olsun. Ben de buradan bizleri dinleyen tüm türkü dostlarına selam ediyorum efendim. Reklamlara geçmeden önce sizlerin de bildiği gibi türküler yaratkan halkımızın sevincini, özlemlerini, mutluluğunu, mutsuzluğunu, kavuşmasını, ayrılığını, her bir duygularını dillendirir. Türkü ister ağıt, ister koçaklama, ister güzelleme olsun. Her türkünün bir öyküsü vardır. Türküler öyküleriyle daha güzeldir, daha anlamlıdır ve renklidir. Sizlerin de bildiği gibi programımızı devamlı dinleyen dinleyicilerimiz çok iyi bilecekler. Hafta sonu programlarımızda türkülerin öyküsüne yer vermiyoruz. Ancak pazartesi günkü programımızda bakalım hangi türkümüz olacak ve öyküsünü anlatacağız. Onun için beklemeniz ve bizi takip etmeniz sadece takip etmeniz gerekiyor. Bu kadar, yapacağınız başka hiçbir şey yok. Bizleri dinleyin. Hem en güzel türkülerin afsunlayıcı necabeti eşliğinde işinizi daha büyük bir keyifle yapın. Hem de türkülerin öyküsünü dinleyin diyoruz efendim. Kısa bir reklam arası. Balins FM. Zamanın modasını Revello ile yakalayın. En ince ayrıntısına kadar mükemmel teknik. Klasiği modernle birleştiren özgün bir dizayn. İşte şıklık ve teknolojinin kusursuz birlikteliği. Revello. Zaman değerlidir. Eğitimi ve fiyatıyla olay yaratan kurum Özel Eresin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi. Meslek yüksek okullarına sınavsız giriş imkanıyla ilköğretim okulu mezunu gençlerimizi 2000'li yılların sektörü turizme hazırlıyor. Kayıtlarımız devam ediyor. Telefon 0212 643 43 43 643 43 43. Bahçeli Evler İstanbul. Yumuşak, sıcacık bir dokunuş. Triko'nun güzelliğini Balins Bahçe'de yaşayacaksınız. Bayan ve erkek trikolar sadece 9 milyon 900 bin liraya sizin olacak. Balins Bahçe Küçükçamlıca'da. Telefon 0216 326 74 54 326 74 54.
şehrin üstünde kara bulutlar, bu şehrin üstünde kara bulutlar, parça parça olmuş gülüm bütün umutlar, parça parça olmuş gülüm bütün bölük bölük olmuş canım bütün umutlar, bölük bölük olmuş gülüm bütün umutlar. Selam olsun umutları sonsuz insanlar, selam olsun umutları güzel günler var, dolu dolu yaşanacak güzel günler var, korkusuzca yaşanacak güzel günler var, korkusuzca yaşanacak güzel günler var. Sevgili türkü dostları, Musa Eroğlu'yla programımız devam ediyor. Musa Eroğlu söz ve müziği kendisine ait olan bir eseri yorumlayacak. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına, üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkın narına. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin narına. Dinliyoruz efendim. Bir daha
damla yaş süzüldü gözlerinin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerinin pınarına, pınarına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varına canıma. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın varına canıma. Sevgili türkü dostları, şimdi de sırayı Vedat Arar alacak. Nazlım isimli bir çalışmasıyla gönüllerinizin mihmanı olacak. Ve hatırlatmak isterim ki az sonra Balins FM haber merkezince hazırlanan, günün gelişen olaylarından derlenen haberleri dinleyebilirsiniz. Haberlerden haberiniz olsun diye. Ama önce Vedat Arar sizlerle. Toz buluta karışanda, iki elim olsa kanda, geleceğim nazlım sana. İki elim olsa kanda, geleceğim nazlım sana. Sararıp solmuş kardeşlerim, boy boy olmuş. Yollarıma bakarlarmış, geleceğim nazlım sana. Yollarımı sayarlarmış, geleceğim
bir gün sana. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların hemen ardından sırayı Sevgi Ateş alacak, söz ve müziği kendisine ait olan bir eseri yorumlayacak. Sen dalımda son yaprağım, solma kardeş, kurban olam. Dünyada güneşim, ayım, sönme kardeş, kurban olam. Gün desinler yılın verim, öl desinler canım verim. Namertlere boyun eğim, sönme kardeş, kurban olam. Yıldız ayına darılmış, yatağın yorgana küskün, odan suskun, sensiz bezgin, sönme kardeş, kurban olam. Ve tabii ki de devamı var. Kısa bir reklam arasının hemen ardından bu eserle programımız devam ediyor. 8 dakika sonra da Balins FM haber merkezince hazırlanan haberleri dinleyebilirsiniz efendim. Balins FM. Büyükşehir çalışıyor. Spor yatırımları durmuyor. Beyoğlu Spor Kompleksinin temeli atılıyor. Temel atma töreni Kibariye ve Doğuş konseriyle şenleniyor. 12 Ekim Cumartesi saat 14'te Kasımpaşa Stadında gerçekleşecek törene tüm İstanbulluları bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Konut sahibi olmak isteyenlere duyurulur. Bir de Adı Güzel sitesine uğrayın. Adı Güzel sitesinde herkese uygun ödeme koşullarında hemen iskan edilmeye müsait daireler mevcuttur. Ataşehir bitişiğinde depreme dayanıklı en son inşaat tekniği olan tünel kalıpla son kaya zeminde radyojenerer temel üzerine inşa edilmiş Adı Güzel sitesine gelin, emsallerinin yarı fiyatına hemen bir daire sahibi olun. Deprem stresinden uzak, kendi evinizde huzurlu yaşayın. Miltaş, Milletler Arası İnşaat Tahavüt Ticaret ve Sanayi AŞ. İrtibat telefonlarımız Fener Yolu 0216 414 52 81 414 52 82 Ataşehir 0216 455 66 31 455 67 12. Kış yaklaşınca havalar soğur, kuşlar sıcak bölgelere göç eder. Ama artık kışlar sizin için sıcak geçecek. Şimdi doğalgazda 300 milyon abonelik bedeli 6 taksit, güvence bedeli 4 taksit. Her 25 bininci aboneye kombi, 150 bininci aboneye kombi artı 1 milyarlık çek. Bu fırsatı kaçırmayın. Son gün 21 Ekim. İGDAŞ. Thank you.
Bayinsehem. Bayinsehem. İyi günler. Balins FM Haber Merkezi'nden haberleri sunuyoruz. Ben spikeriniz Çiğdem Gök. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin olası Irak operasyonuna yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvenin ardından Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanları ve ordu karargahlarına operasyona hazır olun emri verdi. Genelkurmay'ın talimatından sonra olası Irak operasyonu konusunda harekat planları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Birliği ilerleme raporu Türkiye'nin son bir yılda gerçekleştirdiği siyasi reformların Kopenhag ölçütleri bakımından taşıdığı önemi vurguluyorsa da ortaya koyduğu öneriler doyurucu olmaktan uzaktır dedi. Sezer, Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuş olan Türkiye, aynı doğrultuda bir kararı Avrupa Birliği'nden beklemektedir şeklinde konuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye müzakere tarihi vermemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi. Papandreou, Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye pozitif mesaj gerektiğine inanıyorum dedi. İngiliz Independent gazetesi ise Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporunu Türkiye'yi sürecin dışında bırakmak dürüstlüğe aykırı, aptalca ve dar görüşlü bir karardır diye değerlendirdi. İstanbul'un bazı semtlerinde hafta sonu elektrik kesintileri olacak.